beraber çalışma fikri kulağıma çok hoş geliyor. Sen ne diyorsun Leyla? Vallahi bilmem ki. Yapabilir miyim acaba? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle samimi içten. Söylesene. Sen beni bu hale getirdin ya. Senin elinden her iş gelir. Ne hale mesela? Ah Leyla. Tamam, bazılarını hak etmiş olabilirim. Ben sana haddini bildirmeyip peşinde dolansaydım sen böyle olmazdın tabii. Ben sana ne yaptım ki? Sen ne yaptın ki bana? Sen ne yapacaksın bana zaten? Bir şey yapmazsın ki. Benim yani bir senin pencerenin altına gelip de bulmadığım kaldı hepsi bu. Hayır, gerçekten şu an abartıyorsun. Ben sana hep iyi davrandım. İyi davranıyorsun. 200 saattir falan iyi davranıyorsun. Ya biz hep öyle olsak ya. Şirkette. Benim yüzümden çalışamadın mı? Ya ne alakası var onunla? Sonuçta sen uzun zaman sonra holdinge gelmişsin. Hem bana kahvaltı hazırlamışsın ellerinde. Baş başaydık. Aramız limoniydi, barıştık falan. O yüzden tabii ki seninle ilgileneceğim, çalışmayacağım. Ben normal genel olarak yani söylüyorum. Her gün beraber mi olsak diye şirkette. Aslında güzel olabilir. Ben de çok çabuk öğrenen bir öğrenciyim açıkçası. Yani konsantrasyonum aşırı yüksek. Güzel. Ben sana A'dan Z'ye her şeyi öğretirim. Ama tabii şöyle olacak. Alttan başlayıp böyle yavaş yavaş yükselmen gerekiyor. Yani benim asistanım olarak başlayacaksın. Ben de sana her şeyi öğreteceğim. Tamam. Şöyle olacak. Kahvenizi de birazdan getireceğim. Ben ikimiz için de söyledim. Öyle mi? O kadar çok yoğun çalışıyorsunuz ki. Bir yorgunluk kahvesini hak ettiniz bence. Siz gerçekten çok iyi bir patronsunuz. Siz de gerçekten çok iyi bir asistansınız. Çok memnunum sizden. Sayenizde çok hızlı ilerliyorum ve sizden öğrenecek çok şeyim var. Sen böyle bir patronsun yani. Maşallah ya. Yani inisiyatif kullandım. Patron benim ya. Tamam. Devam et bakalım. Daha neler oluyor? Devam et. Tamam. Sonra? Yalnız var ya. Benim bu klimalardan çektiğim nedir acaba ya? Omzum var ya nasıl ağrıyor biliyor musunuz Lale Hanım? Öyle mi? Evet. Ağrınız mı var? Acaba diyorum. Bana masaj mı yapsınız? Peki. Nasıl desem bilmiyorum ama bu eller sanki sihirli gibi. Gerçekten. Birazdan rahatlayacaksınız Onur Bey. Rahatlıyorum zaten. Lütfen devam edin. Peki Onur Bey. Tatlım. Canım bak buralar biraz böyle bir ağrıyor bir. Sesi duyuyor musun? Bak. Bakayım. Bak. Diyorum acaba bir masaj yapsam o güzel ellerinden. Vallahi tam üstüne konuşuyoruz bu olayı. İnanılmaz güzel bir masaj keşfettim. Sopa masajı. Enine boyuna güzel. Böyle Allah ne verdiyse gelişi güzel bir koyuyorsun kulunca. Ya sen ne yapıyorsun?
Ne mi yapıyorum? Sen maşallah çalışıyorum ayağına. Bütün gün kızlarla falan flört. Ha? Flört yani. Nerede şaka mı yapıyorsun şu an? Şaka falan yapmıyorum. Sen de oraya gitmeyeceğim, çalışmayacağım bildiğin için bana böyle ayak yapıyorsun. Ben anlamadım mı zannediyorsun? Ya niye ben sana böyle bir şey yapayım? Yani konu sen olduğun için ben böyle örnekler verdim. Gel tabii ne zaman istiyorsan. Gel çalış. Çalışacağım tabii. Çalışacağım Onur Saran. Sen hiç merak etme. O koridorda nasıl yürüyorsun? O kızlara, o asistanlara nasıl davranıyorsun? Nasıl günaydın diyorsun? Bunların hepsini çözeceğim ben. Sen hiç merak etme. Anladın mı? Ben hamileyim diye beni böyle sakın küçümseme. Geleceğim o şirkete, göreceğim. Bundan sonra sen nereye, ben oraya. Tamam Lale. Ben de böyle göz var mı be? Hı? Yok Lale. Yok. Elini bir uzat. Vallahi tebrikler. 3000 kere denedim, hiç seçmedin. Seni denedim ya. Vallahi denedim. Yani ben hamile kadınım. Sana nasıl yetişeyim? Böyle şeylerle uğraşacak benim gücüm yok ki. Yani sana güveniyorum da ben. Bir sıkıntı da yok. Ara sıra şirkete gider, yüzünü görür, dönerim ben. Vallahi çok güzel oynadın yani. Bayağı korkuttun neredeyse beni. Biz dosyaları alacaktık. Onları alalım bir an önce, gidelim. Tamam, alalım. Ama ondan önce ben birkaç eşya alacaktım. Onları unutmuşum da. Onları da alayım. Ha. Ya senin kıyafetlerin burada, sen oradasın. Oluyor mu böyle Lale? Olmuyor. İnan, bebeğimin beşiğini nasıl özlüyorum. O kadar yani sadece. Ya tamam, bu kadar değil. Biz şimdi seninle otelde kaldığımızda uyuduk ya. Ben çok huzurlu uyudum. Seninle uyumayı da özledim yani. O zaman biz her gece öyle uyuyalım. Bir an önce gidelim. Of ya, öpmüyor. Niye öpme dedim ki? Aferin Lale sana. Bravo. Gidelim. Geldiğimiz koridordan geri dönelim. O zaman ben üstümü değiştireyim. Tamam. Ay burada kalmasa mıydı acaba? Bak, yanıma yaklaşmaya kalkmasın. Yok canım, avcunu yalar. Dokunamaz bile bana. Bu sefer kırarım kafasını. Ay ne yapıyor acaba? Kesin bir şeyler peşinde. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugününle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan. Beni bütünümle sev, davetsiz.
sana inanmıyorum ya. Koymadım ama. Yani öyle. Benim valize de koymuşlar Maya. Öyle mi? Hı hı. Ya acaba diyorum hazırlıklarını boşa çıkarmasak, bu ne yapsak? Olur. Tamam. Ben de şimdi fırçalamaya gideyim. Tamam. Günaydın tekrar. Günaydın. Evet, ben de çok beğendim. Burası bana çok iyi geldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değişiklik oldu işte ikimize de. Gerçi annelerimize teşekkür etmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Artık dönelim mi? İstersen bu gece de kalalım. Hatta birkaç gün kalabiliriz ha. Gidelim bence. Tamam. Nale. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir daha öyle bir şey yaşamayacağız. Sana söz veriyorum. Evet. Kesin mi bu sefer? Evet. Ay, kıpırdıyor.
Duydum. Tekme attı. Tesadüf mü nüksetti aşk? Onur, ben aslında seni böyle müzikli bir yere dans etmeye götürmeyi çok isterdim ama ayaklarım şimdiden şişti. Sen bana o kadar hazırlık yapıyorsun. Bu hamile halinle her yeri süslüyorsun, donatıyorsun. Bu saate kadar uyanık kalıyoruz. Baş başa. Ben bir de söylenecek miyim? Taş olurum valla. Valla saat 10'da uykum geliyor. Bir de yemek yedik ya. Ağırlık çöktü. E normal. Bütün enerjini emirimize harcıyorsun haliyle. Evet. Emir'den önce ben, Emir'den sonra ben. Bu kadar kısa zamanda bizi ne kadar değiştirdi görüyorsun değil mi? Yani sen de bu zaman diliminde daha tatlı, daha güzel, daha hoş bir kadın oldun. Nasıl sen kendine bak. Yani sinirlerin alınmış gibi. E tabii heyecandan hep bunlar. Yani gün geçtikçe daha heyecanlı oluyorum. Bir düşünsene. Benim bir dahaki doğum günümde Emir de burada olacak. Beraber kutlayacağız doğumumuzu. İnşallah. Aa! Tekme attı. Gerçekten mi? Evet. Ya görüyorsun değil mi? Nasıl zeki oğlum, nasıl akıllı oğlum. Doğum günümü kutluyor resmen şu an. Babacığım, sağ ol, çok teşekkür ediyoruz. Eksik olma. Biz de seni bekliyoruz merakla. Hadi gel artık. Yani yaşadığım en güzel doğum günü. Teşekkür ederim. Daha bitmedi. Nasıl daha bitmedi? Daha bitmedi gerçekten. Sen şimdi burada dur, hiç kımıldama ama, tamam mı? Ben hemen geliyorum. Tamam. Geleyim mi? Hayır, hayır. Hastasız olmaz diyorsun ha? Aynen. Hmm. Çok güzel görünüyor. İyi ki doğdun. Hadi bir dilek tut. Dileğim yanımda. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. Pastanın tadı nasıl acaba? Hemen servis edeyim. Pasta şahane. Ya. Hı-hı. Ben de bakayım tadına o zaman. Bak. Çok güzel. Sıra geldi hediyeye. Hediye mi? Hı-hı. Bunların zaten hepsi hediye. Onur, sen şimdi böyle her şeye sahip olduğun için sana hediye bulmak konusunda çok zorlandım açıkçası. Umarım beğenirsin.
seveceğimi biliyorsun. Çok beğendim. Çok güzeller. Beğenmene çok sevindim. Daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Böyle sabaha kadar devam mı edecek bu böyle? Edecek. Şımartıyorsun ama. Şu anda nice yaşlara güzel oğlum benim. Sen benim bir tanemsin. Seni çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Aslan oğlum, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşında babalık duygusunu da tadacağın için çok mutluyum. İyi ki benim oğlumsun. Onurcuğum, canım torunum. Yaş gününü kutluyorum. Sana yeni yaşında sağlık, huzur, bol bol mutluluk diliyorum. Apollo, ne demiş André Mauva? Gerçekten birbirine bağlı olan bir çift için gençliğin elden gidişi bir felaket değildir. Birlikte ihtiyarlamanın tatlılığı ihtiyarlama acısını unutturur. Sen de bu videoyu senin için hazırlayan muhteşem hayat arkadaşını buldun. Hep mutlu olun, birlikte yaşalım. Kibar oğlum, güzel oğlum. Yaş günün kutlu olsun. Üf yeste. İyi ki doğdun enişte. Abisi çekiyorsun değil mi? Başlıyorum. Bacanak, iyi ki doğdun vallahi. Yemin ediyorum hep senin gibi bir bacanağım olsun istedim ha. Yemin ediyorum bak. Onur Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Lale Hanım da oğlunuzla birlikte nice yaşlara. Hep birlikte ama, hep birlikte yani. Tabii. İyi ki doğdun bacanak. Onurcuğum. Onur, iyi ki doğdun oğlum. Seni ben çok... konuşuyorum şu anda. Onurcuğum, yakışıklığım. İyi ki doğdun. Yeni yaşın kutlu olsun. Onurcuğum, amcacığım. Yeni yaşına hayat arkadaşım ve oğlunla gireceğin için ben de en az senin kadar mutluyum. Yeni yaşında sana huzur, sağlık, bereket, mutluluk diliyorum. Abanma hayatım, yavaş. Uzuni, kuzi ne yaptın? Vallahi kocaman oldum be. Helal olsun sana. Çoluğu çocuğu yaptın vallahi. Yıprandın mı, çöktün diyebilir miyiz artık? Yani gözün toprağa bakıyor herhalde. İyi ki doğdun. Erol, vallahi bir şey yapacağım. Sana çökeceksin. Çökertmedik hiç onurcuğum. Çökmedik, çok mutluyuz. Vallahi iyi ki doğdun. Lale ile seni çok iyi bir gelecek bekliyor. Dünya barışında, barış dolu bir dünyada mutluluklar diliyoruz. Hep iyi birthday to you. Hayatın sana verdiği armağanları gör ve onlara sahip çık. Yani senin doğum günün ama asıl ben bir armağana sahibim. Sana sahibim. Küçük armağanımız da yolda. Seni inşallah hep birlikte kutlayacağız. Emir senin için çok güzel bir video hazırladı. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun.
seviyorum. Seni seviyorum. Atanamadığımı sana anlatmış mıydım ya? Evet, anlatmıştın. Sen kıza mı baktın ya? Ulan hepiniz aynısınız be. Ya kıza falan bakmadım. Sakin ol. Ha, bir şey diyeceğim. Hı. Ben neden atanamıyorum ya? Neden atanamıyorum ben? Çok sinirim bozuluyor. Neden atanamıyorum? Bence bunu çözebiliriz ya. Dur. Dur. Bekle. Ben seni götürürüm. Vay be adam. Bak. Önünüze bakın. Önünüze bakın hepiniz. Bir şey. Dünya dönüyordu. Dünya. Hadi acil. Acil çıkış mı? Adiler çıkmam gerekiyor buradan. Amcamlar. Amcam. Amcam var, yengem var. Amca. Bir şey konuşacağım. Ha? O, dört. Kaç bu? 3.09 bu. Tamam. Tamam mı? Anahtar var, burada şey var. Dört. Kart var. Aslan gibi çocuksun valla. Aç kart. Aç. Açamıyorum. Ay. Ya. Yanlış kart mı? Kredi kartı mı o benim? Hayır, kredi kartı değil. Ondan sonra hamle geçiyor. Kapat. Çok uçuyorsun, aç. Git. Ay, gideceğim. Dur, dur, dur. Thank you.
Efendim anne. Onurcuğum, Pelin Su'yla akşam buluşamamışsınız. Buluşamamış mıyız? Restoran önünde ufak bir kaza geçirince görüşmenize gecikmiş. Sen de beklememişsin. Telefonla aramış ama açmamışsın. Anne emin misin sen? Evet oğlum. Pelin Su şu an yanımda. Kendisi anlattı. Pelin Su yanında mı? Anne ben seni birazdan arıyorum, tamam mı? Onur sen neredesin? Ha tamam oğlum, iştesin. Tamam sen müsait olunca bizi ararsın. İyi günler, iyi günler, öpüyorum. Pelin Su annemin yanındaysa bu kız kim? İnanmıyorum. Onur ne yaptın sen? Sen ne yaptın Onur? Ya? Niye bağırıyorsun? Bir sakin ol. Ya bizim burada ne işimiz var? Ben niye buradayım ya? Rezil olacağız. Cam açık. Sen bana bir şey yaptın değil mi? Ya, ne yapacağım? Sen bana bir şey yaptın ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yemin ediyorum sen bana bir şey yaptın. Söyle çabuk. Söyle. Yemin ediyorum beni öldürürüm. Eyvah ya. Bana bir şey yaptıysan doğru söyle dedim. Ya ben sana bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yapma. Doğru söyle dedim. Ya ben sana ne yapacağım? Zaten bir şey yapmış olsam hatırlardım, değil mi? Hatırlamıyorum, yok. Çünkü öyle bir şey yok, yapmadım. Emin misin? Emin misin dedim? Eminim ya. Sakin ol. Ya ben de hatırlardım, o kadar kötü olmadım aslında. Yani işte. Biz neden buraya geldik? Ne saçma ya? Ya bilmiyorum. O zaman dün geceyi unutalım, tamam mı? Tabii ki. Güzel. Zaten bundan sonra görüşme gibi bir niyetimiz de yok. Ya mümkün değil senle ben. Bir zahmet, bir zahmet. O zaman çıkalım hadi. Vallahi nasıl atladın belli değil ya. Hı. Aynen. Değil mi? Zaten çok saçmaydı. Bence de çok saçmaydı. O zaman... Ve çok memnun oldum. Bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal, hoşçakal. Telefonumu nereye koydum ya? Kafa bırakmadım kız. Ben de. Rezaletin son perdesi. Annem. 48 cevapsız mı? Ay annem kesecek beni. Kızım sen kimsin Lale ya? Sen kimsin ya? Gelir misin artık? Bu dansı bana lütfeder misiniz? İkimiz için her şeyi düşündüm herhalde. Çok etkilendim. Yani benden etkilendiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Bu geceden bahsediyorum. Yani bu yaptıklarından çok etkilendim anlamında. Anlıyorum. Oturalım mı? Tamam. Sen biraz üşüdün mü? Biraz.
Sorun yok. Onur Sarıhan'ın her zaman bir çözümü vardır. Kesin. Tabii ki sizin için de öyle. Teşekkür ederim. Ay çok yakışıklı değil mi ama? Nasıl da ince. Her şeyi düşünmüş. Yemek, dans, bir de canım diyor. Lale'cim kendine gel. Bak gözlerime nasıl da manalı bakıyor. Lale beni öp diye yalvaracaksın. Şimdi daha iyi misin? İyiyim. Bu akşam gerçekten çok güzeldi. Mutlu musun? Mutluyum. Pardon. Durman lazım. Ben de sözünde durabilecek misin diye seni denedim. Tebrik ediyorum. Vallahi tuttun sözünü. Bravo. Değil mi? Bu an ölümsüzleştirelim mi? Yapalım. Ölümsüzleştirelim. Tesadüf mü yüksekti aşk ellerimde, damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru, çok ıslandım üşüyorum gözlerinden, zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni, bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım.
karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Nasıl? Sevindim. Lale. Hı. İstersen odaya bir şeyler söyleyelim. Hı? Bak beni burada. Aslında uyurum. Uyurum da sanki içimde kıyılmıyor değil ha. Gel bakalım. Evet. Yalnız baştan söylüyorum, öyle tatlı falan sipariş vermek yok. Saat geç oldu. Tamam, daha böyle afiyet bir şeyler. Belki meyve tabağı falan. Tamam. O zaman ben bir şeyler söylüyorum. Merhaba. Biz bir meyve tabağı istiyoruz. Hı hı. Evet tabii, yani güzel bir şey olsun. Özel bir şey. Tamam. Teşekkürler. Meyveler geliyor. Sen rahat mısın öyle? Hı. Yok. Değilsin. Yani şu sırtına. Yaslan bakalım. Hı. Sen şimdi bir önce meyve gelsin, atıştırayım falan diye bekliyorsundur ama... gelecek, merak etme. Gelene kadar ne yapalım, ne istersin? Televizyon. Gelmesem iyiydim. Beni yanlış tanıyacak ya. Lale, ondan hamilesin. Bunun için artık çok geç. Saçmalama. Ya Onur'a. Sen neden gidersin ki o bara? Her şey bu kadar güzelken ben şimdi onunla nasıl konuşacağım? Buyurun. Gerçek sahibi. Buyurun efendim. Teşekkürler. Ben hallederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oda servisi. Ay, bütün meyveler var. Aşağı yukarı. Evet. Hangisinden başlayalım bakalım? Üzüm var, kivi var, ananas var, çarkıfelek var. Çarkıfelek? Yani meyve çeşidi. Hepsinden var işte. Bütün meyve çeşitlerinden istedim. Üzüm. Üzüm. Riske girmiyorsun. Biliyoruz sonuçta. 6 tane var. Ya sen böyle rahat değilsin. Güzel, daha iyi. Sen? Nasıl? Tabii daha iyi. Meyvemizden yiyelim. Bir yüzüm daha. Başka? Yoksa. Evet. Şimdi Emir istiyordur dedim. Yani sen yoksa yer misin? Senin canın bir şey çeker mi ya?
önce uyumuş. Şimdi sıra geldi egzersizlerimize. Şimdi eşlerimize sarılıyoruz. Önce biraz rahatlayalım. Evet, eşimize sarılalım. Başımızı eşimizin omzuna yaslıyoruz. Beyler, siz de eşinizin sırtını aşağıya doğru masaj yapıyorsunuz. Kendinizi savun. Bu sarılmaların tadını çıkarın. Birkaç ay sonra yapamayacaksınız. Aranızda bebeğiniz olacak. Evet, rahatlayın. Diğer egzersizlerimize geçiyoruz. Lale. Hı? Lale'cim. Hı? Egzersizimiz bitmiş. Rahat olunca burası. Ay, ne alakası var? İçim geçmiş orada. Anladım. İç geçmiş. Evet bayanlar, eşlerimize yaslanıyoruz. Ayaklarımızı kendimize doğru çekiyoruz. O sırada beyler, siz de eşlerimize lütfen yardımcı olun. Kollarımızı açıp kapatıyoruz. Evet, derin nefesle birlikte ayaklarımızı çekiyoruz. Evet. Şimdi bacak egzersizlerine geçiyoruz. Birbirimize dönelim. Hanımlar, ellerimizi eşimizin boynuna dalıyoruz. Evet. Beyler, siz de eşinizin beline sarılın. Evet. Hanımlar, sağ bacağımızı hafifçe geriye doğru açıyoruz. Beyler, size sol ayağı geriye. Evet, eğiliyoruz. Şimdi diğer bacak. Evet. Birkaç kez tekrarlayalım. Evet. Evet, bu haftaki dersimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.
yine masajlar falan. Hı. İyi geçti değil mi ders? Evet ya, çok rahatladım. Açsana. Belki yine zehirlenmiştir. Sonra konuşurum Lale. Neden? Yoksa ayıp mı olur sana? Ne alakası var? Tabii ne alakası var? Niye ayıp olsun ki? Maşallah ya. Lale'cim, bak her Pelin Sun'un ismi geçtiğinde aynı tepkileri veriyorsun. İyisin mi sen, şöyle yap. De ki, Onur ben senin Pelin Sun'la görüşmenden rahatsız oluyorum. Konu kapansın. Evet, rahatsız oluyorum. Söyledim, rahatsız oluyorum. Nihayet. Güzel. Peki niye rahatsız oluyorsun Lale? Söylesene onu da. Onur ben seni kıskanıyorum ondan. O yüzden görüşmeni istemiyorum desene. Hadi itiraf etsene bana. Niye kıskanayım ki seni? Ne alakası var? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Hem sen kendini ne sanıyorsun ya? Biz birbirimiz için hiçbir şeyiz, anladın mı? Ne senin beni kıskanmaya ve hayatıma müdahale etmeye hakkın var, ne de benim... Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugün. Ben bugün oğlumuzla da ilgilenemedim. Nasıl, iyi mi? Çok iyi. Annesi mutlu ya. Siz hep mutlu olun oğlum. Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Niye? Çünkü benden hariç ailemle de çok ilgileniyorsun. Tabii ki ilgileneceğim Lale. Sonuçta ben seni çok önemsiyorum. O yüzden ailen de benim için çok değerli. Ne güzel. Barıştılar, çok mutluyorlar. Bir tek annem kaldı. Yalnız annenin tersi fena. Ben şahsen korktum yani. Yani kork zaten. Ya şimdi o bizi tek başına büyüttü ya babam gidince. Hı. Erkek gibidir yani. Yani üç tane kız çocuğunu büyütmek kolay değil tabii. Ben çok saygı duyuyorum hani. Sağ ol canım. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani Kurtuluş tamam, damat falan işi biraz daha kolay da. Samet sıkıntı. Neyse ya. Bize bu konuda çok iş düşüyor. Elimizden ne gelirse yaparız. Hadi yatalım mı artık? İyi bari. Senin kalp atışların yeni mi hızlandı? Tamam, itiraf ediyorum. Ben heyecanlanıyorum. Çok mu? Çok. Biraz daha heyecanlanmamızda bir sakınca yok. Yapma. Bir saniye. Sen yanımdayken hiç uyumaya niyetim yok benim. Ne yapıyorsun şu an? Yolumuz uzun. Sen bana yaslan. Ben dans edelim mi? Gidelim. O gözler bana bakmayacaksa al canımı öleyim. Yüzünü sakın dökme, üzülme, yüzüme bakma öyle. Arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Al canımı öleyim, yüzünü sakın.
sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. Sevgilim sen ne dersen kabul, tam teslimiyet sana mahsus. Söyledin rica değil emir, gönlüm sana hakkını verir. Sevgilim sen ne dersen kabul, tam teslimiyet sana mahsus. Söyledin rica değil emir, gönlüm sana hakkını verir. Yüzüme bakma öyle, arkanı sakın dönme, susma, anlat, konuş benimle. En son bana evlenme teklif ettiğin gece dans etmiştik. Sen ne dersen kabul. İtiraf et, çok etkilenmiştim benden. Teslimiyet sana. İtiraf ediyorum. Söyledin. Şu an daha çok etkileniyorum. Gönlüm sana hakkını verir. Sevgilim sen ne dersen kabul, tam teslim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.